rahatsızlığına geçmek istiyorum ben. Evet, güzel. Böbrekle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar var mıdır? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet, şu gördüğünüz bitki kurulduğu için yaprağı çiçeğe döküldü. Nedir hocam o? Altın başak otu. Türkiye'nin Kaz Dağları'nda yetişir. 2 hafta önce Kaz Dağları'na gitmiştim. Oradan getirdim. Altın başak otu ile ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Ve böbrek rahatsızlığı olan insanlar üzerinde denenmiş. Şu çiçeğini gördüğünüz çiçeği burada canlısı. Benim elimdeki kurulduğu için şöyle yaprağı böyle şu canlı hali çiçeği. Altın başak otu birçok türü var da 3 türü şifa maksadıyla tıbbi maksatla kullanılır. Hakiki altın başak otu, büyük altın başak otu, Kanada altın başak. Hakiki altın başak otu Zolidago virguare. Yani faydalı olan bu mudur hocam? Evet. Şimdi 300 doktor yani urolog, Evet. idrar yolları, enfeksiyonu, böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanması, böbrek taş kumu gibi idrar yollarında problemi olan insanlar üzerinde 300 urolog, burada Almanca bu dergi, ne yapmış? Almanya'da hastalar üzerinde denemiş. Neyi? Zolidago virguare, yani altın başak otunu. Şimdi altın başak otu diyorum geçiyorum da. Geçenlerde bir doçent doktor, profesör, doçent doktor eline almış altın otunu. Diyor ki bu diyor altın başak otu. Altın otuyla altın başak otu arasındaki farkı bilmiyor. Telefon edip bağlanacaktım. Beyefendi yanlış Hocam bir yapıyorsun diyecek. telefonumuz var. Lafınızı kesiyorum. Öyle mi? Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar İyi efendim. akşamlar. Fazıl Bey, Van'dan katılıyorsunuz. Van'dan katılıyorum. Ben Tamam, buyurun dersten hocamıza çalışıyorum. sorularınızı 5 sorun dersten. lütfen. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben Van'dan arıyorum. Evet. Buyurun. Ben de kalp rahatsızıyım. Ben de damar tıkanığı vardı. Damar tıkanıklı. 2005'te anji oldum. 2 tane bana stent taktılar efendim. Hocam 2005'te 2 tane stent taktılar bana. 8 sefer anji oldum. 8 sefer Bu bir ilaç aldım. Şu an iyiyim de benim bağırsaklarımda sorun var. Bağırsaklarımda sekiz gaz defa var. anji olmuşsunuz. Biraz önce söyledim ya. Ben dedim ki biraz Evet. önce stent taktırmak, anji olmak çözüm değil. Çünkü bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Ve nereye gidiyor bu toksik madde? Damarların iç yüzünde plaklar oluşuyor. Bizim köyde bir ırmak var. Çok temiz, billur gibi bir ırmak. Köyün içerisinden geçerken caminin yanındaki tuvaleti vermişler ırmağa, kanalizasyonu. Irmak kirlendi. Aşağıdaki köyün de suyu yok. Bu suyu içiyor zavallılar. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde bağırsaktaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde kanımızı kirletiyor. Karaciğer bununla uğraşmaktan artık başa çıkamıyor. Ne yapıyor? Toksik madde dolaşıyor kanda. Nerede depolanırsa orada problem. Sadece karaciğerde yağlanma değil, kalp damarlarında, beyinde lopar arasında kirlenme, pankreaste yağlanma vesaire vesaire birçok hastalığı tetikliyor. Bu nedenle 8 defa anjiyo olmuşsunuz, stent taktırmışsınız, ameliyat olmuşsunuz. Hiçbir şey çözüm değil. Çözüm nedir? Bağırsakları tedavi, karaciğer tedavi. Hastalık ortadan kısa sürede atlatırsınız. Hürmetle. Hocam bir şey Peki, söyleyeyim. Fazıl Bey sorusunun cevabını Aynen. aldı. Zaten Evet, konuşmuştuk konuştuk hocam. zaten evet. Böbrekte Ben kaldık. bir şey Böbrekle soracağım ilgili da bir başlarımda sorun var. Benim bağırsaklar bakkalımızı tedavi bazen edilmeden karaciğer tedavi edilemez dedim baştan da. Tedavi ederiz. Problem değil inşallah. gaz Problem değil. uçuyor. Evet. Arkadaşlar size telefon numarasını versinler. Görüşelim daha sonra yarın veya öbür gün. Hürmetle. İyi akşamlar. Şimdi böbrekler için biz çok özel bir formül geliştirdik.